Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim çok şükür. Ben neredeyim? Bilin bakalım neredeyim? Göğleme programına hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Allah'ın selamı üzerimize olsun değerli arkadaşlarım. Ben ne yapayım? Patates suyu yiyeyim. Her zamanki gibi acıktım. Kendime yemek hazırlayayım. Meloş'um geldi. Biliyorsunuz izlediniz benim videomda arkadaşlar. Size düşündük de hiç göğleme yapmadık, göğleme. Size bugün göğleme yapacağız. Göğleme ne? Göğleme neden olur? Tabii ki yine de bizim meşhur olmazsa olmazımız pancarımızdan olur. Haşlamıştık biliyorsunuz kazanlarla. Evet. Kazanla, kazan kazan. Evet. Şimdi onu yapıyoruz arkadaşlar. Sobaya geldik. Kuzinede yapacağız. Meloş'um hızlanabiliyorsun aşkım. Tencere hızlandım gülüm. Tencere kızdı, sinirlendi. Kuduruyor şu anda. Acıkmış. Yağımı getirin diye. Acık sakin olsun söyle de bebeğim. Evet. Soğanımı birazdan doğradım Semoş. Şöyle tencere çok sinirlendi dedin ya. Evet. Bak tencereni atayım içine. Hadi at bakalım. Meloş'umla geçenki ayrıldığımızda çok üzüldüydük. Hep üzülüyoruz da. Neyse Beykoz'dan iki telli, iki telli Beykoz'a ağlıyoruz. Vallahi ne oldu? Sebebini de bilmiyoruz. Bize de bu sene ne oldu bilmiyorum. Ben bu, her zaman duygusaldık ama. Bu sene mi ağlıyor bu sadece? Yok canım. Evet. Her zaman duygusaldık söylüyorum ya. Evet. Şey yaş ilerledikçe insan... Yine de insan ayrılırken üzülüyor. Birbirine dört elle sarılıyor. Aynen. İşte. Bir şeyler bir şeyler. Bir sürü sebebi var. Semuş bana şimdi diyecek ki. Hı. Abla soğanları ne yaptın? Paramparça yaptın. Yok canım. Elim parçalama da demin elini kesecekti az daha. Az daha kesecektim elimi. Vallahi arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama. Bıçak bir yöneldim elime doğru. Evet. Semuş'un bıçağı da kesiyor maşallah. Keser. Benim bıçaklarım kesmiyor böyle. Kesmez. Vallahi tombik elini kesmiş. Aha bıçak kaymış elime ben fark etmedim ki. Bugün etli yemek yiyeceğiz. Muslu muslu ambulans aray. Aa göğlemeyi etli yapıyoruz bugün. Yok yok. Yok yok. Az bir şey değmiş bak az bir şey. Evet. Çok az bir şey değmiş. Evet. Semuş bu soğanları sen al istersen ben elimi yıkamaya gideyim. Tamam, bir sarayım orayı. Tamam bebeğim. Okay. Bu patates yeter göğlemeye bence. Bu yeter çok bile yavrum benim. Aynen öyle. Ben şöyle bir yıkayayım gülüm. Okay. Değerli izleyicilerim biliyorsunuz yemek yapımında bir püf noktası vardı. Ben yağı gezdirip geleceğim. Hadi bakalım. Bir sahile in de gel ha. Bu gelene de ben de tereyağı atayım içine. Senden önce ben geldim. Ben tereyağı atacaktım sen gelene. Sen ne çabuk geldin kız. Orta sahile indim ben. İndin mi? He. Yanlış kamerada ama gözüktü. Sen, ama bari Semoş. Gözüktü mü hemen dönüşü? Evet. Yok orayı bekleme dönük. Evet. Semoş. He. Sen bu yağı gezdirip gelin ya. He. Bu yemeğe lezzetine lezzet katıyor. Oo. Ki bir de melek kıyması var içinde. Of of. At at at. Hep atayım tereyağını. Yarısını mı atalım Meloş? Sordum da Semoş. Böleyim mi yarısını? Bir sürü bir kazanlık şey var burada. Pancarı var Meloş. Ben şimdi pancarlarımı doğrayayım Semoş. Ha doğru doğru. Elini doğrama da aşkım. Oh. Tereyağı görünmesin. Oh. Ulan bir şey mi atıyor? Ne yapıyor orada? Elimizde. Yok, boruları yeni almıştık ya. Ha, yeni boruyuz olur. Evet. Bant. Yaptık ama bilmem nasıl. Kaç kere yaptık? İyi yapmamışsın. Olur. Yani. Az pancara... Hakikaten bu yağ çok ağır ben sana söyleyeyim. Gülüm. Pancarlar az iri olsa olur mu? Ya iri. Şey göğleme iri oluyor zaten. He. Annem de hep iri doğrardı ya. Arkadaşlar bu göğleme dediğin zaman anam rahmetli anacığızın mekanında nurlar içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Anacığızım bunu çok yapardı. Bir de çok severek yerdi bunu. Aynen.
Yani ben semuç demesi aklıma bile gelmezdi bu yemek. Çünkü annem bunu çok severdi bu yemeği. Nasıl aklına gelmezdi? Onu sevdiği için hani böyle şey oluyor insan, unutmadın. Nasıl diyeyim sana? Düşünmedin o an. Yok ya. Yani annemin çok sevdiği yemek. Annemin çok sevdiği yemek bu. Gerçekten. Annemin sevdiği yemek derken aşkım, annem pancarı çok severdi zaten. Bir de bunu çok sık yapardı. Evet. Hemen haşlardı. Ergün haşlardı pancarı da böyle. Patates de haşlardı hemen. Yanında da patates. Sobanın üstüne bir tarafında pancarı haşlardı, bir tarafında patatesi. Bak biz sobayı her yaktığımızda oraya gelip yatıyor. Evet. Sesimiz yok. Köpek. Mahallenin köpeği. O çiğdemi koymuyor burada. Evet. Benimsemiştir o burayı. Normalde yatmıyorlardı hiç. Şimdi gelip yatıyorlar oraya. Yok, o şimdi sizine veriyor sizi oğlum gidecek. Şimdi bir de onları herhalde dövüyorlar, kovuyorlar kapılardan, biliyor musun? Evet. Ondan böyle tırsak var. Aldım yine yarısını geri. Aldın mı? Bayağı bir çoktu yani. Komşu da pişer, bize de düşer diye yatıyor. Yanlışım, sen onu yanlış yerde doğruyorsun. Tabii kısıtlı oldu. Evet, ondan. Ben bu demir masayı bu doğrama işleri için aldım. Bu ayağı sallanıyor ya. Kırılabilir de yani bu. Vallahi. Çünkü çok sağlam bir şey. Bastırmıyorum emme. Tamam. Dikkat et. Emme. Semuş bana kıyamadı arkadaşlar. Ver abla dedi. Ben doğrayayım ya. Evet. Dedi. Sen öyle uğraşıyorsan ben üzüleyim dedi bana. Evet, aynen öyle. Dur musun? Kıyılır mı, kıyılır mı, kıyılır mı, kıyılır mı, ablaya kıyılır mı? Şarkının devamını getirelim. Yok, soğanı karıştırayım ben Gülüm. Ha, karıştırayım. Karıştır aşkım, karıştır. Ooo, mis 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 de boş. Ne çok alıyorum değil mi arkadaşlar? Ama doğranıyor. İri doğradığımız için sıkıntı yok. Oo, yandı bacaklarım. Hava o kadar soğuk ki, buz gibi. Evet, çok soğuk inşallah. Sanki bazı yerleri kat kalmış. Öyle olur sanki ya. Zahçenin pancarıyla pazar pancarı farklı oluyor. Evet. Salçalayalım mı acaba buna salçalayalım? Bence yakışmaz salça. Annem koymuyordu hiç. Tamam, koymuyordu evet. Sen istiyorsan koyabilirsin. Yok, koymayalım. Heh. Ben de genelde pancar yemeklerini çok çok kullanmıyorum. Ben hiç kullanmıyorum. İstersen bunun pancarını mı atalım? O ne ya? Musti, benim telefon mu çalıyor dert dert? Kız anneciğim onu. Titreşime geliyor ya, o yüzden dedim. Çok güzel temizledik, yıkadık arkadaşlar bunları bol bol sularda. Ama çok harika bir şey. Gayet iri iri gördüğünüz gibi. Böyle bu az sulu olacak. Çok olmayacak suyu. Dolma suyu gibi değil mi? Evet, aynen. Pancar atıyor mu acım içine? Pancar atıyor mu? Hemen doğruldu. Soğanların güzelliğine baksana. Tamam, Müslü baksın soğanların güzelliğine. Müslü soğanların güzelliğine bir baksana. Evet. Çok Müslü güzel yiyor. Müslü bazen ekmek arası yapıp yiyor orada. Salçalı soğan. Evet. Hazır. Çok güzel kavruldu. Hadi bakalım. Oo. Tüketiciler içeride, dışarıda. Evet. Kaçın da güzel mi sen bu? Evet, o kaç sene gitti. Soba güzel yandı. Bunun adı göğleme. Kimselere söyleme. Ben yerim be. Sır mısır arkadaşlar, kimseye söylemeyin sakın. Yapın yapın yiyin. Sebze yemeği hafif, dokunmaz. Harika.
Arkadaşlar beni gerçekten pazarda kim görse dışarıda sokakta, senin sayende sebzeyi sevmiyordum ve deli gibi sebze yiyorum diyenlerle dolu yeminle. Bazı videolarımda da gördünüz zaten. Abla senin videolarını da görebilir. Bilmiyorum ki. Evet. Değil mi? Olabilir. Teşekkür ederim. Çok güzel. Pancarlarımızı da kavurduk soğanla. Evet. Birleştirdik. Buna biraz su vereceğiz Semuş. Su mu vereceğiz? Evet. Tamam. Kaynar suyumuz var da aşağıda şey gibi. Karanın kenarına evet. Bırakmıştır. Şöyle. Biraz vereyim mi şöyle? Ver ver. Ver 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 ver. Ver. Evet arkadaşlar, şimdi patatesini vereceğiz. Kolunu geri sıyır be, en uyuz olduğum şey ya. Geri değil gülüm. Bezilmezin de yara. Şunu şeysene aslında. Değmeyeyim mi? Yok yok değmeyeyim gülüm değmeyeyim. Ben hiç ben, ben dikkat ederim. Evet biliyorum. Kazağın kolu dar da geri gitmiyor. Bahane mi bu? Yemeğimiz de çok güzel pişiyor. Bilerek böyle iri eziyoruz bunu. Evet iri iri olacak o arkadaşlar. Özelliği bu. Bir sıkımlık tamam. Evet. İşte bu böyle. Kadar. Patateslerimi de ezdim Semur. Evet. Böyle. Verelim mi patatesini şimdi lahana yumuşadıysa? Lahanalarımız bayağı kaynadı. Hadi bakalım. Hadi. Patateslerimizi de ezdik. Pancarlarımız biraz pişti, yumuşadı. Şimdi patateslerimiz de kaçar arkadaşlar. Biraz da patatesini pişecek. Doğru değil mi Semur? Evet. Aa doğru doğru dost doğru. Şöyle. Ben yardım edeyim dedim. Evet. Çok güzel, lezzetli. Böyle değişik bir yemek bu. Siz de deneyin arkadaşlar. Doyamıyorum yemeğe pancarım meloş. Meloş. Telefon reddediyor şu anda. Telefon reddediyor şu anda. Sesten dolayı. Ben de Mustafa'ya baktım. Ne diye. Sen Mustafa'nın ne dediğine inanırsan. Çok güzel. Karıştır karıştır gülüm. Ben ne yapıyorum? Altından karıştır demek istedim yani. Kepçenin sapı değil mi? Evet sapı. Allah. Bugün zaten bir sakarlıktır. Gidiyor üzerimizde çocuklar. Ay soruyorum. Soruyorum bu yenmez mi? Bu yenmez mi Meloş? Yenmez diyen olmaz yani. Aa dur. Sen de benimkini sileydin ya. Ben sana kadar düşeceğim değilim işte. O da ağzıma bakıyor yeminle. Orayı göster aşkım. Aa ağzımız yandı. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Acı böyle. Biberli yine. Evet. Eniştem arızalı olduğu için acı biber koymuyoruz. Yerken koyacağız. Yerken tabaklarımıza koyacağız. Aa Çiğdem'in abi buradayız bebeğim. Sen neredesin? Ben bir mal açıyordum aşağıda. He aferin sana. Çiğdem'in abi çalışıyor. Abisine yardım ediyor. Açtığı da aldık. Oh. Oo süper. Süper. Bereket versin Çiğdem'in abi. Sağ ol yenge. Evet abisi hep verir. Yengesi hı hı. De verir. Evet. Çok güzel oldu. Yemeğimiz nasıl Çiğdem'in abi? Yemek. Ay yenge çok güzel. Çok güzel duruyor. Valla. Evet evet aşkım güzel çok duruyor. Çok güzel duruyor. Aynen. Yiyeceğiz kokusu hadi gel. Kokusu bir başka. İçeri gir. Annem de içeride. Öyle mi? Hadi bir patlat be bir şarkıda. Duydum ki terk edip gitmişsin beni. Sen yokken bir hüzün vardı odada. Şimdi tanıdık resim, tanıdık isimler belli. Bir mektup, bir resim vardı masada. Helal olsun. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. İyi temciğim. Teşekkür ederim. Oraya dön, oraya dön. Vallahi ben yaptım.
Gel, geç aç. Gel bebeğim. Geç, yorulmuşsun. Sen biraz dinlen biz gel abi. İçeride otur geç. Şey olacağım galiba da yenge benim çok kötü ağrıyor. Tamam tamam anladık. Anne. Çiğdem öyle, Çiğdem. Yani. Konuşur. İyi Hasan ben yapayım. Yakırma. Oh. Tamam, burada da odunlarını koyalım. Harika. Ne dedin gülüm? Pantolon diyorum, patates özlesin, özlesin biraz. Buhar gelmesin. Teyze veriyorsun odunu. Evet, odun olmadan olmaz. Evet. Çok güzel. Benim de odunlarım süper. Var. Biliyor musun daha sen? Yok. Kurumuştur şimdi. Aynen. Dolu şimdi. Dolu bunların evinin altı. Valla. Valla dolu. Bir kamyon vardır değil mi? Vardır. Oh. Sabırsızlıkla bekliyorum lahanayı. Bu pişti. Elin yanına elin. Yanmaz. Su koyalım. Koyalım. Oh, oh, oh. Dur. Oh, hey. Sen şu halkasını çek bebeğim. Bilmem, al, al. Tamam. Biraz demlensin. Nefis. Ne kadar güzel oldu değil mi? Çok güzel. Nimeli nimeli oldu evet, arkadaşlar. Evet, biraz da çeksin de kendini. Biraz toparlasın. Oh, harika. Şimdi hayvan tepsiyi getirelim. Heh. Bölelim ona. Bir güzel. Evet arkadaşlar, bunu enişteme alıyoruz. Got cevitas. Yeter herhalde he Meloş? Az daha koy, yarın da yer kalanı. Hepsini yemezsen. Acı bulaştırmayacağız aşkım. Ha tamam. Tencereye ha. Koymuyoruz değil mi? Yok yok, aha pardon, oraya koy. Pardon, 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 pardon. Pardon aşkım. Acının kokusu beni yaptı ha. Aşkım deme bana! Bana aşkım, şaşkın demeyeceksin. Şart olsun boşarım kocam öyle dese. Şey Dilberay rahmetli, Allah rahmet eylesin. O neymiş öyle dedi. Kötü kadın mıyım ben dedi. Bana dedi aşkım canım cicim diyecek. Hanım diyeceksin dedi. En güzel laf ama değil mi hanım? He. Şimdi bir şey yayılınca işte dolanıyor dilimize. Oh, acıları altına gömdük arkadaşlar. Birazdan mideye gömeceğiz. Anca paklar bu bizi. Ne çok koyduk değil mi? Ya işte ben o yüzden hep bol bol pişiriyorum. Semoş'un kepçesi bol kepçe. Aynen bak. Kafam kadar var yeter, kepçe. Yeter yeter artık Semoş. Yarın da var yarın. Bak hep yeter diyorsunuz. Sonra tencere bitene kadar bence yetmez dayanıyorsunuz. O. Götürüyoruz değil mi? Aynen. Ama güzel oluyor, ne yapalım? Evet güzel oluyor vallahi. Çünkü içeri kalabalık, annemler de içerdiler. Ya sebze sonuçta hiçbir şey olmaz vallahi. Çok güzel. Bakar mısın? Harika. Çok güzel. Kesinlikle. Oo. Göğleme. Evet. He. Meşhur. Sırrını kimseye söyleme. Meşhur göğlememiz. Evet. Yani evlerimizde pişer köylerde. Aynen öyle. Okey. Süperiz. Yemeğimizi şimdi, de ağzı açık pişirdik. Yeşilliği kalsın diye. Evet, yemyeşil oldu. Harika evet. Oldu. Çok güzel gerçekten. Musi'cim bunu ardiyemize götür. Hangisi? Nasıl? Bunu bebeğim. Sepa. Tamam. Tam bunu aşkım. Tamam. Hadi bebeğim. Yemeklerimizi yaptık. Pancarı pişti. Bu Semoş'um turşu yeni yapmış. Çok güzel biberli biberli. Bol sarımsaklı. Ağmasın abi. Ben dün tüm kaç başına geldi. O ölüyor. Dokuyor dokuyor. Üretiyor. Turşu çok güzel koktu. Evet vallahi ya. Var ya bu biçim kokuyor var ya. İnsanı yiyeyim mi yemeyeyim mi düşünüyor. Çok güzel oldu. Turşu var ya. Ben kaşıkları alıp işte geleyim. Bu senin. Ben kaşıkları alıp da geleyim sen. Az al bebeğim. Az koyalım ben. Az. Tamam. Tuz mu? Yok tuz. Yok. Acısız. Az tuz. Bir de sana dokunuyor. Ha eniştemki. Al bebeğim tamam mı? Teşekkürler. Heh, tamam. Abla. Heh.
Sen şey de getir bebeğim. O küçük yuvarlak tabaklardan. Ne biliyor? Küçük yuvarlak tabaklardan da getirsene. Tavuk. Tavuk için. Çiğdem gelecek şimdi. Dedim mi? Hadi dostum. Sen kes. Buraya kırıntı tutur. Tabakta kes. Verin işte ben yapayım onu. Ekşi ekmek değil mi? Evet. Eşimin şefi yapıyor bu ekmeği. Çok beğenmiştik. Yılbaşında yollamıştı. Evde mi yapıyorlar? Yok ya, iş yerinde. Kurunara. Ama çok lezzetli. Ev ekmeği gibi ama şey yani. Evet. Bak bakayım. Sofrada bakar mısın şimdi? Ya ona bakacağım. Hı. Harika. Vallahi daha yemeden. Hı, kokuyor. Ha, ekşi kokuyor. Evet, ekşi maya. Çok güzel. Güzel. Ekmek verir misin? Tabii ki aşkım, veririm. Teşekkür ederim. Al bebeğim. Bilmiyorum. Başla yani. Alalım, başla. Çok lezzetli. Evet, çok lezzetli gerçekten. Ben beğendim, eşime dedim. Sipariş ver. O da vermiş. Hatta ona espri yaptı. 3 tane yapmış bundan. 80 lira fiyatı yazmış. Eşim de ona yazdı. Oha diye bir tabir var biliyor musun diye. Gülücük koydu. O da şaka şaka 20 lira yazmış. Dedim ben de inandım. Allah Allah dedim. Hadi bakalım. Ay. Sen oturacak kesin. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bende var. Sen otur. Nereye oturacaksın sen? Ben Şükrü'ye otururum. Tamam. Beğenim biriyiz. Ben de buraya otururum. Tamam. Çiğdem de buraya oturur. Ha, Çiğdem'e de oturur. Üstü mutfakta yiyecekmiş. Ha, bizimle oturmuyor musun? Yok ben şimdi yemeyeceğim. Birazdan. Ha. Tamam. Sıkışmıyorsunuz değil mi abla? Sıkışırsam böyle oturabilirsin. Yok sıkışmıyor. Gayet rahatım ben. Ay çok şükür ya Rabbim. Alabaşı. Soframızı da kurduk. Evet. Ha. Çok şükür. Allah bereket versin. Daha ne olsun yeter. Çok şükür. Çok şükür. Benim şükür. Aynen. Hemen lahanayı tatmak istiyorum. Bunun zaten hani olmamış deme şansım yok. Yağı, soğanı, patatesi, kara lahanası. Harika bir yemek gerçekten. Süper. Şükür eline Allah. Sağlık bir tanem. Canım ablacığım. Sen ellerine sağlık gülüm benim prensesim. Güzel. Benden çok sen olur. Bunun adı ne bu döşeme? Yok. Bu göğleme anne. Biz buna göğleme deriz. Bu uzun döşeme bu. Haşlanmış patates ve haşlanmış lahanayla yaparız. Hiç mısırına ait bir şey yok bunda. Pancar değil mi anne? Pancar anneciğim. Göğleme. Göğleme. Adı göğleme. Yani hemen haşlayıp yapılınca hızlı bir yemek, bir çabuk yemek. Abla istersen vedalaş. Biz devam edelim. Hı-hı. Biz yemeğimizi yemeye devam edelim arkadaşlar. Aa, oradan biri edemezsiniz. Çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırıp izlediğiniz için. Like'ları unutmayın arkadaşlar. Bol bol aboneleri. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüz olsun arkadaşlar. Öpüyoruz.